Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı Cengiz Ünder'i 90 saniyede anlatalım. Cengiz'i şöyle oyuncu, böyle oyuncu diye uzun uzun anlatmaya gerek yok. Hepimiz az çok Cengiz'in neler yapabileceğini biliyoruz. Burada asıl önemli olan soru, Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlar? Buna bakacağız. Cengiz'in en net özellikleri dribling, birebir de etkili ve skorer bir kanat forvet olması. Birçok kişi milli takım performansına bakarak oyuncu eleştiriyor ama milli takımda işler biraz daha bireyselleşebiliyor. Kulüplerde ise takım oyuna destek olmak zorundasın, yoksa kesik yersin. Marsilya'da da bence bu konuda başarılı oldu. Tudor'la birlikte sol kanat beki olarak bile oynadı. Defansa katkı nasıl yapılır öğrendi diyebiliriz. Tabii yine bu konuda da eksikleri de var. Tadic'in yanında dribling özelliği yüksek olan oyuncu lazım. Ayrıca Dzeko da bağlantı oyununu çok iyi oynuyor. İşte böyle durumlarda savunma arkasına koşular oldukça önemli. Kadıköy'deki Zimru maçında Dzeko'nun Szymanski attırdığı gol gibi birçok pozisyonu Cengiz'le birlikte izleyebiliriz. Çünkü Cengiz toplu koşulara kadar topsuz koşularıyla da fark oluşturan bir oyuncu. Ayrıca hem ceza sahası içi koşuları yapması hem de o bölgede oynayan oyuncuları görmesiyle birlikte skor yönünde oldukça yüksek. Herkes biliyor sola çekip vuracağını ama engel olamıyorlar. Çünkü topu öyle bir anda ufak bir dürtüyor ki rakip oyuncu Cengiz'in ne yapacağını anlamıyor. Emre Mor'a her maç güvenemezsin. İrfan da o bölgenin oyuncusu değil. Bence 3 yerliden dolayı alınabilecek en mantıklı hamlelerden birisi gibi duruyor.